burada bulunduğum için beni davet edenlere ve bu toplantıya sebep olanlara çok müteşekkirim. Çünkü benim için bambaşka bir şeydi yani. Ben Hollandalıyım. Yani biz Hollanda'da peynir kafalı diyoruz. Yani bizim en çok yediğimiz şey peynir. Onun için bizim kafamızda hep peynir var. Böyle bir eksotik bir durumda bulunmak, yani Türkiye'nin özünde bulunmak benim için büyük bir şey yani. Hem de bana konuşma fırsatı da veriyorlar. Tabii sonradan pişman olacaklar bana fırsat verdiklerine ama veriyorlar. Yani muhterem büyüklerimize saygıyla selamlıyoruz ve konuşmam başlıyorum. Tabii burada şu anda Mesnevi, yani çok büyük bir metindir. Tercüme etmeye çalıştığım için oturuyorum. Mesnevi'yi okurken ve Konya hakkında düşünürken aynı zamanda daha kuzeyde soğuk bir memlekette böyle düşünürken yani ve burada varmak arasında bayağı bir mesafe var yani. Bunun biraz sizin düşmeniz rica ediyorum yani. Aynı zamanda benim şeyimden yok alkış ta sona kadar bırakabilirsiniz yani. Toplaya 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 böyle büyük bir alkış yapacaksınız yani. Böyle küçük alkışlar yapmayınız yani. İlim. Bir ilim müessesindeyiz. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Bunun bir üniversitede söylemek benim çok hoşuma gidiyor yani. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çüğünü okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum, bildim deme. Biz bir fonksiyon aldıktan sonra okuduk, olduk diyoruz. Halbuki olamadık. Ta hayatımızın son nefese kadar talebeyiz. Talebe olmayı seveceğiz. Hasreti çekeceğiz yani. Yunus'tan sonra sorayım. Bilgi daima iyi bir şey midir? Onu size soruyorum. Tabii diyorsunuz, talebeyiz burada. Bilgi için uğraşıyoruz. Bilmek mi daha iyi, bilmemek mi? Biz ne bilirsek oz diyoruz. Veya hiç olmazsa bir kısmı oz. Kısmen bildiğimiz şeyiz. Ama hastanede ne kadar insan vardır ki doktordan bilgi almak istemiyor. Demek bilgi problemli bir şey. Kanser haberi almak istemiyor. Bana söyleme diyor. Demek her zaman bilgi elde etmek o kadar iyi bir şey olmayabilir. Biz de iyi biliriz ki bilsek daha iyi. Çünkü Cenab-ı Allah Adem'e İlk insanı bilgi verdi. Onun içerisindeki o bilgi makineye yerleşti yaratan. Ondan sonra isimleri öğretti. İsimleri öğrendikten sonra yani daha doğrusu mücerret mefhumları anlamayı kapasitesi verdi Allah-u Zülcelal Adem'e. Çünkü ismin esas manası mücerred mefhum yani. Anlıyoruz. Ona verdi. Ondan sonra daha çok öğrenmek istedi. İlla o ağaçtan yiyeceği istedi. Biliyorsunuz değil mi? Hepimizin ruhunda var o hikaye. İlk insanın hikayesi. Öğrenmek istedi. Acaba o ağaçtan yersem ne olur? Değil mi? Çünkü ilim
çeşitli menbaalara dayanıyor. Birisi müşahede, birisi de teşribe. Yiyeceğim diyor. Yedikten sonra Allah-u Zülcelal ona çıkış verdi. Cennetten çıkış. Demek yani belki o kadar bedava bir şey de değildir yani. Büyük bir fiyat verdi. Bağlı oldu ona o bilgi. Çok zamanda elde ettiğimiz bilgiler bahalıdır. Bugün müsbet ilimlerin önde gidenler fizikçiler diyebiliriz. Fizikçiler çok şeyler öğreniyorlar. Sormakla öğreniyorlar. Yani kendi kendine diyorlar ki biz bu atomu bölelim mi bölmeyelim mi? Böldükten sonra biz o enerjiyle ne yapacağız? Bomba mı yapacağız yoksa enerji mi vereceğiz insanlara? Demek ki bilginin yanında bilgi iyilik kalmıyor. Bilginin yanında bir de moral düşünceler vardır yani. Ahlak vardır yani. Acaba biz bomba mı yapıyoruz, enerji mi vereceğiz diye devamlı yani en önde gidenlerin bile devamlı etik hususunda, ahlak hususunda düşünceler vardır. Fende ileri gitmek bugün tabii bir şeydir. Ama halkın %90'ı fizikçilerin ne yaptıkları hakkında bir haber ise ve öyledir. Şu anda mesela normal bir Mehmetçik vergi dairedeki rakamları anlayamaz. Fizikçilerin rakamları anlayamaz. Demek bizim bilgi hususunda bir idrak yokluğu meselemiz var. Yani biz halk olarak 30 milyon insan, 60 milyon insan hepsi aynı bilgi seviyinde değiliz yani. Bir fizikçiye sordular. Fenin yani müsbet ilmin en güzel şey nedir? Müsbet ilmin en güzel şey nedir? O dedi ki tereddütsüz E eşittir M C kare. Biliyorsunuz değil mi? Yani bu müsbet ilmin Coca-Cola'sıdır yani. E eşit M C kare. Şimdi bazı anlayanlar vardı, anlayamayanlar vardı. Einstein'ın şeysi yani. Efendim? Ha, izafiyet teorisi. Aydınlar ocağındayız yani. Ne düşünüyorum ben? Neden bu kadar bunun o kadar güzel görüyorsunuz sordular. Çünkü çok basittir yani. Düşünce olarak çok muazzam bir düşünce yani. Enerji ve masa yani volüm, madde bir oluyor. Yani bu bir şey değil ki, fizikçinin düşüncesi değil ki, bu mutasavvifin düşüncesidir yani. Enerji, masa birdir. Türkçe masası değil tabii.